Yeşil mi? Ha. Onu okuyorum herhalde. Yarıya geldim herhalde. Nasıl uyaracağız şeyhim? Oğlu Önder nasıl öldürülmüş? Olur mu? Sen takdir et evladını. Oğlu Önder nasıl öldürmüş Mustafa Kemal? Tanrım şey ya. Ya o zaman senin okuma sevgin kaçar. Öldürülmüş değil mi? Ya. İyi biri olmazsa niye öldürülsün değil mi? Tabii hastasını nasıl tedavi ederse biz de bu tekkede ümmeti Muhammed'i öyle uyaracağız. Ölüm bırakma. İnşallah bu tekke yeni bir kuruluşun umut ocağı olacak. Biz bu ocakta hamları pişirip tam edeceğiz. Alpleri pişirip eren edeceğiz. Mundar bir halden muhteşem bir atiye kanatlanacağız. Seyrimiz kutlu. Tarık'ımın annesi. Tercahımız mübarek olsun. Oğullarımın anası. Amin. Sırtındaki bu gibi bünyemizi saran bu illeti kesip atacağız. İnşallah be. İnşallah. Gözünü dört açacağız. Eyvallah. Gördün? Ya. Bunlar fena. Ana kız mı şey yaptı Ahmet? Yok. Vallahi gördüm kız bunu sular düşürdü. Bunu arama yapıyor var mı ya sen? İki kişi değil mi? Sadece iki kişi. İki kişi de yapıyorlar işlerini. Kerem Alışık. Bak Kerem Alışık o benziyor. Akrabası mı? Ahmet bu sahneyi bekliyordum biliyor musun? Ondan sordum dedim bu bir şey yok mu? Ya. Kime güvendin? Ya böyle yaparlar işte adamı. Daha da kavuşmaz. İnsan insana kavuşur. İnsan insana kavuşurmuş. Osman. Herif tek başına gel buraya. Ben ya kaç. Var. Aybire dedin ya öyle söyle diye. Bu da fena. Benim yüreğim balığa altındadır. Ben bu konağa
Alişar Bey'i mutlu etmeye, onunla bir ömür yoldaşlık etmeye geldim. Lakin asla unutmayasınız ki düğün dernekle değil, acımla geldim. Bugün benim nikahım kıyılacak. Lakin düğünün ağabeyimi öldürüp anamla babamı kaçıran Osman'ın öldüğü gün yapılacaktır. İçimdeki öfkenin ateşi Osman'ın kanıyla küllenene kadar bu konakta yas tutulacak. Kıstandı Ahmet, öldü diye mi bana? Gözümün gördüğü, acımı kabartan ne varsa kaldırın. Osman ölene kadar ben evimin konağında yastayım. Bunu böyle belleyesiniz. Hmm.